Hasta kolu derslerinin dokuzuncusundayız. Bu derste fibromiyaljinin endokrin sistemle ilişkisine bakacağız. Daha önceki derslerde belirtmiştim. Hastaların neredeyse çoğunluğunda endokrin problemler olmakla birlikte üçte bire yakınında endokrin sistem problemleri çok ön plana çıkmakta. Hatta metabolik sendrom gelişmekte. Nedir bunlar? En çok dikkat çeken şey tiroid problemleridir. Tiroidle ilgili en çok da bir inflamasyon olduğu için fibromiyajide Hashimoto tiroiditi, otoimmün bir tiroidit ortaya çıkmaktadır. İp takısı gelince orada bir inflamasyon olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Tiroid organımız burada, oraya mikroplar gidip onu ithaplandırmıyor ama Orada bir inflamasyon gelişiyor. Zaten fibromiyajinin temelinde bir inflamasyon var. Bunu bahsetmiştik. Hashimoto en sık karşıma çıkan problem neredeyse kadınların yarısından fazlasında var. Beraberinde tiroid fonksiyonları etkilenmemiş olabiliyor. Bir ilaç kullanmıyorlar. Ama bir bölümünde de Hashimoto tiroidi olsun veya olmasın bir bölümünde de hipotiroidi ortaya çıkıyor. Ve ilaç kullanıyorlar desteklemek amaçlı. Daha önce hormonlarla ilgili konuşmuştuk kadın hormonlarını anlatırken. Ee, dışarıdan sentetik verilen hormonlar hipotalamus, hipofuz, beyin ve beyinden bütün organların bir hormon aksı vardı. Bu hormon aksını dışarıdan verilenler aslında bir anlamda olumsuz etkileyip hipotalamusunda bir anlamda aklını karıştırıyor. Ama ama başka bir çözüm bulunamadığında bu tür şeyleri kullanmak dışında e, hekimlerin önerebileceği bir durum olmuyor. Zaten hipotiroidiniz varsa kullanmak durumundasınız. Çok azında hipertiroidi de yani tiroidin fazla çalışması da oluşabiliyor. Hatta ben hastalarımın çok büyük kısmında şunu da söyleyebilirim. Tiroid hormonları normal görünse de Hipotiroidi de metabolizme yavaşlar, tüle alma eğiliminin altında yatar, cilt donuklaşır ve vücutta sıvı tutulur, ödem olur. Hastanın yüzüne bakınca yüzündeki donukluktan e, ve bir ödemin ve buşturdu etkiden hipotiroidi testleri normal olsa da anlayabilirim. Zaten tiroid üzerine çalıştıktan sonra şunu da görüyorum ki o tenlerindeki ışık değişiyor. Hipotiroidinin başka bir problemi fibromiyaj hastalarında çok sık elde çarpan elde uyuşmalar, e, Karpatünel, bilek e, kanalı sendromu dediğimiz el bileğinden ele giden sinirin sıkışması, gece uyuşmaları, sabah kalkında kalkınca elin eline bir şey tutamamak, elde uyuşma ve bu bölgede ağrılara da neden olabiliyor. Hipotiroidi bunun altında yatıyor ama tabii ki hipotiroidi neden değil. Hipotiroideye de neden olan nedir? Aslında bu çok benim hasta gözlemlerinden çıkardığım bir bilgidir. Geçmişlerinde geçirdikleri boğaz enfeksiyonlarının oluşturduğu bozucu olandır. Çok fazla geçirmemiş olabilirler ama ailesel bir yatkınlık vardır. Aileden yatkınlık varsa hipotiroidi daha kolay çıkabilmektedir. Bu bir, türe problemleri bir. İkinci sırada ne geliyor? Glikoz intoleransıyla ilgili sorunlar. Yani diyabet tanısı alacak düzeye gelmese bile işte şeker yükleme testi, glikoz intoleransı, reaktif hipoglisemi gibi belli şeylerde sorunlar çıkıyor. Bu da ailelerinde diyabet varsa zaten diyabete doğru yol alıyorlar ama yoksa bile bu da yiyeceklerle ilgili sıkıntılar, yemek yiyince penalaşmalar hani bunların bir kısmı ee, yiyeceklerin alerjik bir dokunduğu, zarar verdiği gibi yorumlanmakla birlikte, bir kısmında aslında e, glikoz metabolizmasının zorlanması, yani pankreasında bizim insülin salgılayan bebeğimiz karın içindeki pankreasın çalışmasındaki de sıkıntıdır. Şimdi ben anlatıyorum, organları kulağa da kullanarak test edebiliyorum. Hastaların bir kısmında aruple terapi ile pankreası da desteklemem gerekiyor. Genel vücut ...deki inflamasyonu azaltırken. Ee, onun dışında... ...daha çok karşımıza çıkan diğer bir problem de... ...üreme organları, hormonları ve üreme organları ile ilgili endokrin problemler karşımıza çıkıyor. Ee, bunlarda da özellikle işte kadınlarda çok olduğu için... ...ayrıca bir ders yaptım e, hasta okulunda. Onu da izleyebilirsiniz. Kadınların özellikle izlemesini öneririm... Adet düzensizlikleri, erken menopozlar, e, uterusta gelişen işte miyom gibi ağrılı gibi durumlar bazen infertiliteye yani e, çocuk sahibi olamamaya gidiyor. O zaman iş işte çorap e, şeyine karışıyor. Yani böyle bir e, şeye giriyor artık karmaşık bir noktaya giriyor çünkü bir de e, tüp bebek tedavisiyle hormon yüklemeleri yapmak durumunda kalıyorlar. Ama e, erkeklerde de e, prostatla ilgili sorunlar ve tabii bunların hepsinin sonucunda e, libido azalması, cinsellikle ilgili sorunlar da hayatlarına giriyor. Aynı zamanda hipertansiyon, böbrek üstünün bezinin etkilenmesi, e, kortizonla ilgili, vücudun o mekanizmasıyla ilgili de. Çünkü böbrek üstü bezimiz de önemli bir organımız. Sorunlar da tabloya eşlik edebiliyor. Fibromiyajı hastalarındaki endokrin problemlerde nasıl yaklaşmalıyız? Öncelikli olarak vücuttaki genel inflamasyonu azaltmak çok önemli. Yeter mi yetmez? Artı organlar etkilenmişse, tiroid işte pankreas, e, üreme organları, prekist bezi etkilenmişse ben arukle ve e, yaygın olarak kullanıyorum beraberinde efektif olarak kullanılabilecek ve benim de son yıllarda bu şekilde tedavime dahil ettikten sonra tedavimi hızlandıran ve endokrin düzenlemede çok olumlu katkısını gördüğüm homeopati. Homeopati de genel yaklaşım dışında özellikle organ remedileri yani Isaiah Layers metot var böyle o andaki lezyon o andaki hastanın organla ilgili sıkıntısını öne alarak organı desteklemek Burnett bu anlamda çok değerli bir homeopat. O yaklaşımda organ remedilerini kullanmak e, çok faydalı oluyor. Yani aslında fibromiyajı çok yönlü bir hastalık dedik. Tek bir tedavi yeterli olmuyor. Hepsini birlikte çalışmak gerekebiliyor. Hatta öyle ki e, işte bilinçaltından bahsetmiştik. Ciddi tiroid, pankreas ciddi problemleri olan bir erkek hastamda bu olayların başlamasının öncesindeki travmasını çalıştığımızda bu organ fonksiyonlarındaki bu endokrin sorunlarda ciddi bir çözülmede yaşayabildik. Hastasına göre değişiyor, öncelikler değişiyor. Ona göre de uygun bir tedavi yöntemi tek biri yetmiyor. Kombinasyonun etkili olacağını bilmek lazım. Yani burada vurgulanması gerekli olan endokrin sistem sorunu ortaya çıktığında e, eksiği tamamlayan veya fazlalığı bastıran dışarıdan bir sentetik hormon desteği e, günü kurtarsa da uzun vadeli bu regülasyon bizim homestaz dediğimiz dengeyi sağlamada yeterli olmuyor. Tamamıcı tıp yöntemlerinin birçoğunu birlikte kullanmak gerekebiliyor.